Sevgili Şanlıurfa halkı, 182 yıllık PTT kurumu, sarı sendikaların temsilcileriyle dolduran PTT yönetimi, oluşturduğu liyakatsız kadrolar ile kurumun itibarını sarsmakta, sendikal ayrımcılık yaparak haksız, hukuksuz işlemlerle, tayin adı altında sürgünler ile iş yükü altındaki emekçilerin hayatlarını biraz daha zorlaştırmaktadır. Bizler KESK Habersen olarak uğradığımız bu haksız sürgünler ve mobbinglerle ilgili İstanbul ve Batman'dan olmak üzere iki koldan mobbinge karşı, sürgünlere karşı bu tepkimiz için Ankara'ya yürüyüş düzenledik. Aramızda olan HDP, Şanlıurfa HDP temsilcileri, İşçi Partisi, Urfa Emek Demokrasi Platformu, Urfa Tabip Odası'na çok teşekkür ediyoruz katılımlarından. Ben sözü Habersen His Hukuk Sekreteri Mehmet Ali Elçek arkadaşımıza bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Şuraya takalım. İstiyorsan ben tutayım abi. Yok yok yok. Abi, tamam olmuş. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Biz Türkiye'nin iki bütün iş yerlerimizden İstanbul ve Batman'da olmak üzere iki koldan şu anda Ankara'ya yürümekteyiz. Yürüyüşümüzün nedeni PTT Genel Müdürlüğü'nün sendikamız üzerinde yaptığı antidemokratik uygulamalar, sürgünler, baskılar, haksız atamalar, liyakatsız atamalardan dolayı yapılmaktadır. Nasıl bir çürümeye doğru gittiğini, nasıl bir liyakatsizlik, hukuksuzluk, adaletsizlikle aynı zamanda liyakatli olan arkadaşlarımızın sürgünüyle ilgili bugün özellikle Urfa halkına, buradan sonra da Mersin, Adana ve ondan sonra asıl muhatap olan PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı'nın önünde basın açıklamaları yapılacaktır. Allah! Şimdi PTT'de her geçen gün keyfi uygulamalar artmaktadır. Artan bu keyfi uygulamalara sendikamız KESK Habersen karşı duruyor ve alternatif olması gereken uygulamaları sunuyor. 4688 sayılı kanunun 18. maddesini bilerek ve isteyerek suç işliyor. Ve aynı zamanda kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyor. Sınıf emekçileri bilindiği üzere genel başkanımız özellikle Habersen iş kolunda yaşanan problemleri ifade etti. Ki bu ifade edilen sorunlar esasında kamu hizmeti yürüten bütün iş kollarımızda alabildiğince aymazca siyasallaşmış ve partileşmiş bir iktidar tarafından sadece bu ülkede yandaşa kayırmacı olarak dönüyor. Bütün atamaların esasına baktığımızda belli bir siyasal düşünceye sahip olan, liyakattan uzak, tamamıyla torpil, üniversitelerden tutalım da postanelere kadar, hatta okullarda müstahdam olarak anlayacak olanlar için bile bu uygulamalar pervasızca sürdürülmektedir. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok, tek başına ya her